Hocam, Hindistan'da Müslümanlar işkence görüyor diye protesto eden iki genç kardeşimiz şehit edilmiş. Şimdi ben bu konuda şunu işlemek istiyorum. Avrupa senelerdir işte Irak'a girdi, orada zulüm var dedi, yaktı yıktı orayı, tamam mı? Yok işte Suriye'ye girdiler, oraya girdiler, buraya girdiler. Biz şöyle bir şekilde kendilerini göstermek istiyor Amerika, Avrupa. Diyorlar ki yani biz insanlık noktasında en üst derecedeyiz. Dünyanın etrafında insanlıktan çıkan bir yapıya sahip bir yer görürsek oraya da müdahale ederiz, orayı da aydınlığa getiririz. Satmak istedikleri yalan bu. Hakikati ne? Bu hakikat değil. Hakikat olsa onlara bu soru sorulur bu sefer. Müslümanlar zulüme uğradığı vakitte neredesiniz siz? Bak, Hindistan'da ezanlar yasaklanıyor. Protesto yürüyüşü yaptı diye sadece iki tane Müslüman kardeşimizi şehit etmişler. Zalimane bir yapı var yani. Kesinlikle. Başka, eskiden daha başka ülkelerde de oldu. Hiçbirisine müdahale etmediler. Demek ki işin aslı nedir? Biz Müslümanların kuvvetlenmeye yeltendiğini gördüğümüz zaman o devletin üzerine çökeriz. Orayı yakar bitiririz. Mevzu bu. Sen eğer Türkiye güçleniyor, Türkiye'nin yanına doğru yanaşıyorsan seni yakarız. Türkiye'ye müdahale edemiyorsak, o kadar gözümüze kestiremiyorsak, yanında yakınında bulunmak isteyen varsa onun üzerine çökeriz, orayı yakarız. Veyahut da senin petrolüne ihtiyacımız varsa, senin yöneticinin bir yaptığı yanlışı bahane ederiz, üzerine çökeriz, petrolünü alır ve gideriz. Aslı işin bu. Yoksa biz gideceğiz de orada bakıyorsunuz şimdi Amerika canına estiği zaman işte Türkiye'deki bazı şeyler bizi tedirgin ediyor. Tedirgin ediyormuş onu. Ya Amerika'da sen polisler, oradaki zenci kardeşleri adam teslim oldum dediği halde boğup öldürüyorsunuz. Yani tedirgin edecekse sen buna bak da bundan tedirgin ol ya. Polisin zalimliğinden tedirgin ol. Türkiye'nin uyguladığı bazı uygulamalarda bizi tedirgin ediyor. Şu bizi tedirgin ediyor, bu bizi tedirgin ediyor. Hindistan'da Müslümanları öldürüyorlar, dövüyorlar. Bugün gördüm polisler Müslüman, 15 tane Müslümanı dizmişler. Ellerinde beyzbol sopaları şuralarına kaldırıyor, böyle vuruyor devamlı. Vuruyor devamlı. Bunlar sizi tedirgin etmiyor mu, bu zulümler? Doğu Türkistan'daki zulüm sizi tedirgin etmiyor. İsrail'deki Filistin'e yapılan zulüm sizi tedirgin, Filistin'deki zulümler sizi tedirgin etmiyor. Suriye'de Esad'ın yaptığı zulümler sizi tedirgin etmiyor. Irak'a siz girdiniz, Irak'ta sizin yaptığınız zulümler sizi tedirgin etmiyor. Ha, Müslümanlar tam güçlenmeye çalıştığı zaman onlar hep onu tedirgin ediyor. Yani demek ki tedirginlik neymiş? Ha, Müslümanların güçlenmesi. Neden? Güçlenirse Müslümanlar, biz rahat rahat zulmedemeyeceğiz sağda solda, rahat rahat sömüremeyeceğiz. Açıklama bu. Hakikat bu yani. Diğerlerin hepsi masal. Zaman zaman dünyada olan olaylar bize bunu gösteriyor. Myanmar'da yapılan zulümlere de Avrupa hiç ses çıkartmadı. Hiç ses çıkartmadı. Yaktılar orada Müslümanları da o zaman. Bosna Hersek Avrupa'nın tam... O da aynı. Aynı. Hani sarı saçlı mavi gözlü meseleleri var. Bosnalılar da öyle sarı saçlı mavi gözlü. Ama velhasıl Müslümansa kardeşim yansın bitsin. Bunların derdi bu. İsmiden Müslüman nüfustan korkuyorlar çünkü çok. Ama korktukları başına gelecek Allah'ın izniyle çok yakın zamanda. Fakat biz onların başına geçtiğimiz zaman, ki biz onların mutlaka başına geçeceğiz çok yakın zamanda, dünyayı biz yöneteceğiz Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam zamanında, ama biz onlara zulmetmeyeceğiz. Neden? Çünkü biz insanız. Biz insanlık demagojisi yapan adam değiliz. Biz hakiki insanız. Çünkü biz insanlığın şahı olan Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize mürşid edinmişiz. Onun öğretisinden çıkmayı kendimizi en büyük tehlike bilmişiz. O haseble onlar ne kadar bize dünümüzde zulmetmiş olsalar da yarın biz hükmü elimize aldığımız zaman şanlı ecdadımız Osmanlı gibi adaletle hükmedeceğiz. İnşallah.